Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir perşembe akşamı FM TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bu imkanları bize tanıdığından dolayı böyle güzel bir buluşmayı bizlere nasip ettiğinden dolayı ne kadar şükretsek Rabbimize azdır. Rabbim sahilerimizi daim eylesin, çalışmalarımızı inşallah başarılı eylesin. Sizlere karşı en güzel şekilde kalbi bilgi aktarımları bizlere yapabilmeyi, sizlere o güzelliği paylaşabilmeyi bizlere nasip eylesin diyoruz kardeşlerim. Sevgili izleyenler, bu akşam sizlere yine çok önemli olduğunu, hocam her hafta aynı şeyi söylüyorsun, hani çok evet doğru ama hepsi önemli, ama gerçekten konularımız çok önemli konular, fazla olduğundan dolayı bu hafta da sizlere çok birebir 12'den vuracak bir konu seçtim kardeşlerim. İnşallah yalnız bir haftaya sıkıştıramayacağım gibi geliyor, çünkü biraz konuyu böyle çok böyle üstten geçmekte istemiyorum. İnşallah gelebildiğimiz bir yere kadar gelip ondan sonra haftaya kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Konumuz sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır vardır. Arkadaşlar bu aynı zamanda ayet. İnşallah ayeti okuyacağım. Rabbimizin dünya hayatında bütün insanlık için geçerli. Hatta cinniler de çünkü onlar da imtihanda olduğu için iki imtihana gönderilmiş varlık olan insan ve cinnilere de alınacak bir konudur. Tabi biz insanoğlu tarafından olaya bakıyoruz. Konumuz şimdi, insan bazen hayatında ya bu benim başıma niye geldi? Efendim işte bu niye böyle oluyor? Ben aslında böyle olmasını istemiyordum. Hani kendine göre işte şöyle olması daha iyi olurdu dediğimiz birçok konumuz var. Bayağı da onları not almışım buraya. Ama konu başlığımızı da unutmayalım. Hayatımızda her an, her zaman ömür sermayemiz ne kadarsa, ömrümüzün başından ve sonuna kadar bir şey karşımıza çıkıyor mu, onu insan o an anlamayabiliyor kardeşlerim. Ama hemen tepkisini görüyor. Bu niye böyle oluyor? İşte hani mesela misal diyorum, olumsuz bir şeyle karşılaştı, hemen tepki yapıyor. Ya dur bir dakika ya, mübarek adam, dur bir dakika. Tabii ki insan olumsuzluklarla karşılaşsın yine demiyoruz ama Allah bir şeyle seni karşılaştırıyorsa, bir musibet, bir bela veya bir kendine göre razı olmadığın, hoşnut olmadığın bir şeyle seni karşılaştırıyorsa, onda Rabbimizin illa bir hikmeti var. Onun için biraz ne yapmak lazım? Beklemek lazım. Biraz böyle olaylara sabır göstermek lazım diyoruz kardeşlerim. Ayetimi okuyorum, ondan sonra hızlı bir şekilde konuma girmek istiyorum kardeşlerim. Estaizu billah, yalnız bu ayet çok önemli. Çok güzel bir şekilde anlamaya çalışalım inşallah. Dikkat etmenizi de özellikle rica ediyorum sizlerden. Rabbimiz buyuruyor. Bakara suresi 216. ayet. Nedir hocam? Estaizu billah. Ve esâ en tekravu şey'en ve huve hayrul leküm. Ve esâ, Arapçada asâ umulur ki demek. Başınıza gelen herhangi bir şeyde umduğunuz, beklediğiniz, ve esâ en tekravu şey'en, o sizin kerih gördüğünüz bir şeyden dolayı şunu umuyordunuz ya, hani kerih gördünüz, niye böyle oldu, işte ben bundan pek hoşnut olmadım, ondan sen olumsuzluk umuyorsun ya, umuyordun ya, ve huve hayrul leküm diyor Allah, ama o sen kendine göre olumsuz gördün, niye böyle oldu diye düşündüğün şey diyor Allah, ve huve hayrul leküm, o sizin için hayırlıdır diyor Allah. Bak görüyor musunuz kardeşlerim, bak Bakara suresi 216 numaralı ayetin tefsirini yapıyoruz. Şimdi Allah bunu derken, kullarım o sizin kendinize göre olumsuz gördüğünüz, canınızın yandığını düşündüğünüz, efendim hani hoşnut olmadığınız o olayın hemen peşinde veya biraz daha ilerisinde sizin için hayırlar vardır diyor. Onun için sabredin kullarım diyor, sabredin, sabır göstereyim. Allah'ın o işlerde anlıyoruz veya anlamıyoruz. Bazı insanlar hemen de anlayabiliyor yani. Başına bir şey geldiği zaman ya ben bunu
bu işin benim niye başıma geldiğini ben biliyorum diyor. Ben şurada bir yaramazlık yaptım, bir hata işledim. Allah beni görüyor musun? Hemen ne yapıyor? Hemen o hatamın, o eksikliğimin, o iş neyse yapmamanın neticesinde Allah beni ne yapıyor? İşte uyarıyor, işaretler gönderiyor diye anlayan da var. Anlamayan da var canım. Bazı insanlar da yani soru üzerine soru, bu niye böyle oldu? Ben böyle olmasını istemezdim. Bu iş benim hiç hoşuma gitmedi. Haşa, haşa, haşa. Bu ifadeler çok tehlikeli. Allah'tan gelene amenna ve saddakna. Bak Erzurumlu İbrahim Hak Hazretleri, ayetim oradan sonra devam edeceğim. Ne güzel buyurmuş ya. Eski insanlar, Osmanlı, efendim kendini Allah yolunda yetiştirmiş güzel insanlar. Ne güzel konuşmuşlar, ne güzel ifadeler buyurmuşlar. Ne demiş? Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Mevlam bir şeyi neyliyorsa o güzel eyler ya. Rabbimiz kulunun hiçbir şekilde efendim ifadesi bile ağır ama anlaşılsızını söylemem lazım. Kötülüğüne, efendim kulun olumsuzluğuna asla. Ne ihtiyacı var Mevlamızın ya? Ben bu kuluma olumsuz iş yapacağım. Ya Mevlamızın hiç ihtiyacı yok. Rabbimiz alemlerin Rabbi. Hatta hiç tam tersi. Böyle çok böyle hani ifadesi bile ağır olur yani. Bazen böyle duyuyoruz. Allah benden başka adam mı bulamadı? Niye bu bela ve musibetler hep beni buluyor? Bu hastalıklar bana işte isabet ediyor. Ya Allah'ın seninle ne işi olur ya mübarek adam? Ne işi olur? O bela ve musibetlerin, o kendine göre olumsuzlukların da sebebini ayetle de cevap vereceğiz inşallah. Ama Rabbimiz ne diyor? Ve asa en tekra'u şey'en. O sizin kendinize göre kerih gördüğünüz, işte olumsuzluk umduğunuz şeyler. Ve huve hayrun lekum. O sizin için hayırlıdır. Siz o an anlayamıyorsunuz. İnsanoğlu istikbal diyoruz Arapçada. Hani geleceğini tam bilmediğin için hemen olaylara o an için hüküm veriyor. O an için tepki yapıyor. Mübarek dur ya. Ya dur ya. Dur be kardeşim. Senin kendi düşüncen varsa Allah'ın da hesabı var ya. Belki o an anlamadığın Rabbimizin nice hikmetleri, işleri vardır. Sabretsene be mübarek. Sabretmez insan ama. Tersi de var. Ve asa en tuhibbu şey'en. Bazen de insan o sevmiş olduğu, en tuhibbu, sevgi umduğu veyahut olumlu bulduğu, güzellik umduğu şeyden ne diyor Mevlamız? Ve huve şerrun leküm. Onda şer vardır diyor. Bak tersi de var. Yani Mevlamız diyor ki sizin hayır gördüğünüz, bak ayete göre söyleyeyim, sizin kerih gördüğünüz, şer olarak gördüğünüz şeylerin neticesi hayır olabilir. Ama kendinize göre hayır umduğunuz, güzellik umduğunuz, ben bu işi olumlu buluyorum diye düşündüğünüz, umduğunuz, evet, en tuhibbu şey'en, sevdiğiniz şeylerin neticesi de ve huve şerru leküm diyor Allah. Belki diyor sizin aklınıza şer olacak diyor, olumsuz olacak, siz bilemezsiniz diyor Mevla. Anlayamazsınız. Kula yakışan hemen tepki yapmaması, hemen Rabbimizin bizim önümüze çıkarmış olduğu şeylere karşı hemen tepkiyle beraber işte niye böyle oluyor, ben bu işi pek anlamadım, hep beni mi buluyor, başka adam mı yok, haşa ya, haşa ya. Bu ifadeler tehlikeli arkadaşlar. Ayet zaten neticeyi söylüyor. Vallahu ya'lemu, Allah bilir ve entüm la ta'lemu, siz bilemezsiniz diyor Allah. Allah bilir diyor, siz bilemezsiniz. Ne acayip bir ayet ya. Bugünümüzde var ya kardeşlerim, yani var ya tıpatıp diyorlar ya, zaten ayetler insanoğlunun Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmesiyle beraber kıyamet sabahına kadar önüne çıkacağı konularla alakalı indirilen bir kitap olduğu için Rabbimiz yani kulunun nerede nasıl bir iş yapacağını, neyle karşılaşacağını, ne konularda tepki yapacağını, ne konularda razı olacağını bildiği için ayetler aynı. Hani bugünümüze uyuyor diyoruz ama aslında değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le başlayıp kıyamet sabahına kadar bütün insanlara uyacak bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim gönderildiği günden son ana kadar bütün insanlığa şumuldur. Bütün insanlığın hayatı boyunca karşılaşacağı işlerle alakalı başına gelecek şeylerin konularıdır Kur'an-ı Kerim. Rabbimiz diyor ki sizin hayır gördüğünüzde şer olabilir.
Ama şer gördüğünüzde de hayır olabilir. Onun için hükümlerinizde aceleci olmayın. Hemen peşin hüküm vermeyin. Sabredin ve sabredin de görün kardeşim. Burada öyle bir yer var ki kıymetli izleyenlerim. Selim Hoca kardeşim, çok kalbi ifadeler kullanıyorum. İnşallah tesirli oluyordur. İnşallah alıyorsunuzdur kardeşlerim. Bakın, insan olumluda da aynısıdır, olumsuzda da aynısıdır. Bir insan hayatında karşılaşmış olduğu, biz biraz olumsuz alalım bunu ama olumluya da alınır. O şey neyse insanına göre değişir o. Yani ne bileyim, misal diyelim, başına çok önemli bir bela geldi. Bakın, veya çok hayatında işte zenginlik konusunda veya fakirlik konusunda veya çocuk olma konusunda veya olmama konusunda, efendim burada zaten var, işte hastalıklar konusunda, onları saymaya başlayacağım, veya hasta olma konusunda, olmama konusunda, bakın, taksimatı yapan kim? Allah. Her kulun istisnasız, kadın olsun, erkek olsun, yaratmış olduğu kulunun daha anne karnındayken onun dünyada ne kadar rızıklanacağı, ne kadar yaşayacağı, başına gelen işler, onun yazısı, alın yazısı diyorlar ya, yazılıyor. Yazılıyor da şurası için söylediğim, yazan kim? Allah yazıyor. Taksim eden kim? Allah taksim ediyor. Peki sen farkında olmadan, Allah muhafaza eylesin, ne acayip yere düşüyoruz ya. İnsan anlamıyor kardeşlerim ya. Sen farkında olmadan Allah'ın sana taksim etmiş olduğu hayatı haşa beğenmiyor musun? Niye bana Allah bu kadar işte az rızık veriyor? Beğenmiyor musun? Niye hastalıklar hep beni buluyor? Beğenmiyor musun? Niye başıma hep bela musibet beni buluyor? Allah'ın o senin hakkında yazmış olduğu şeylere itiraz mı ediyorsun? Arkadaşlar anlaşılmıyor ama o itirazlar var ya, o itirazlar, o niye, niçin, Arapçada limela diyoruz, niye, niçin, neden, niye beni buluyor, neden hep işte olaylar hep beni işte arayıp buluyor dediklerim var ya, farkında olmadan sen oralarda Allah'ın senin hakkında hayatında başına gelecekleri yazmasından dolayı, Rabbimizin yazısına, Allah muhafaza etsin, farkında olmadan karşı gelmiş oluyorsun, itiraz etmiş oluyorsun, Rabbine de haşa karşı gelmekle beraber isyan etmiş oluyorsun. Çok önemli bir ayet okuyacağım size şimdi. Bakın kıymetli izleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, dünyada bizi izleyen, Türkiye'de bizi izleyen bütün izleyenlerimiz, Allah kulunun asla kötülüğüne bir şey yazmaz. Hocam kim yazar? Kul kendi yaparsa yapıyor. Mesela, hatta burada hemen bir ifadeyle bunu açacağım size ama evvela konu başlığını söyleyeyim. Allah'ın bir insana, mesela misal demişim, çocuğum neden olmuyor diye soru var burada. Çocuk vermemeye ne ihtiyacı var? İşte neden zengin olamıyorum? Allah'ın sana mal vermemeye ne ihtiyacı var? İşte bela ve musibetler niye beni buluyor? Allah'ın sana bela musibet vermeye ne yani? İşte ihtiyacı ne? Eğer onlar oluyorsa, bir diyorum, ikincisi onu söyleyeceğim. Bir, o işte bir hikmet var. Allah'ın sana hem dünyana etki yapacak, hem daha önemlisi ahiretine sana etki yapacak bir hikmeti vardır kardeşim. Kula düşen boyun bükmek. Ya Rab, sen benim hakkımda, yani benim iyiliğimi düşünürsün, benim hakkımda zararlı bir iş yapmazsın diyerek teslim olmaktır. İkincisi çok önemli, bir insanın, estaizu bile ayet okuyorum ya, ma esabeke min hasenetin feminallah, o size isabet eden güzellikler var ya diyor, ma esabek, isabet eden, min hasenetin, hasene cihetinden, güzellik cihetinden size isabet edenler var ya, feminallah, o Allah'tandır. Burası çok önemli. İkisi de önemli de. Ve ma esabeke min seyyiyetin femin nefsik diyor Allah. O başınıza gelen, o kendinize göre bela gördüğünüz, ki bela haşa, bela değil onlar, bela değil. Ve
Bela değil onlar. Sen bela geliyorsun. Sen kendine onları sıkıntı görüyorsun. Sen onu kendine sorun yapıyorsun derler. وَمَا اَسَابَكَ مِنْ سَيِّتِينَ O size isabet eden musibetlerde var ya, belalarda var ya diyor Allah. Evet, فَمِنْ نَفْسِكَ diyor. Nefsinizin, nefsinizden dolayı yapmış olduğunuz hatalardan dolayıdır diyor Allah. Görüyor musunuz? Bak buraya yazmışım. Çok bildiğiniz bir ifadedir. Kula bela gelmez. Hak yazmadıkça devamını getirir. Çoğunuz biliyorsunuz. Kula bela gelmez. Arkadaşlar oraya yazmanızı rica ediyorum. Kula bela gelmez. Hak yazmadıkça hak bela yazmaz. Kul azmadıkça. Sen azıyorsun. Sen Allah'a olmayacak efendim haramlar yapıyorsun, yaramazlıkları yapıyorsun. Ondan sonra o yapmış olduğun yanlışlardan dolayı başına efendim her türlü işler geliyor. Ondan sonra niye böyle oluyor? E ne bekliyordun? Bakın arkadaşlar, kıymetli izleyenler, kıymetli seyircilerimiz. Şu ifademi unutmayın kardeşlerim, hoca efendilerden çok diyorsunuz ama bir kere daha tekrar etmiş olalım. Bu dünyada var ya, ki ahiret aynıdır. Bu kainat iki bölümlü. Dünya tarafı var, ahiret tarafı var. Bu dünyada Allah'a isyan mı ettin, cezasını çekeceksin. Çekeceksin kardeşim. Her yanlışın, dikkat et, her günahın, her hatanın karşılığı var. Ne zannettin? Yaptım haramı, işledim günahı, aa hiçbir şey de olmadı. Yok ya. Nerede var öyle bir dünya? Hangi dünya? Öyle bir dünya yok. Her yanlışının cezasını çekiyorsun. Hem dünyada hem ahirette. Bir insan var ya, üç kuruşluk, çok özür diliyorum ama eğleneceğim diye, üç kuruşluk nefsimi tatmin edeceğim diye hem dünyasını sıkıntıya sokuyor hem ahiretini, ya anlamıyor adam ya. Ya mübarek adam, sen Allah'a yani asi olmakla, Allah'a günahkar bir kul olmakla yanına kar mı kalacağını zannettin ya? Allah seni cezalandırmaz mı zannediyorsun ya? Şunu sessiz alalım. Sorular gelmeye başladı. Kıymetli izleyenlerimiz, dünya, her çok söylüyorum bu ifademi, bu kainat Allah Celle Celaluhu tarafından yönetilen bir kainat. Kullar tarafından yönetilmiyor. Kullara kalsaydı yanlışlık zaten. İyi ki yönetilmiyor. Şükürler olsun. Kim tarafından yönetiliyormuş? Alemlerin Rabbi, 18 bin alemin yaratıcısı olan Allah Celle Celaluhu tarafından yönetiliyor. Böyle İşte Allah tarafından yönetilen bu kainata ve kainatın bir bölümü olan dünyada her yapılanın karşılığı var. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى İki türlü. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Ama iki türlü. Yapılan her hayrı, miskal miskal ya, en ufak bir tanedir yani, ağırlıktır. Yapılan en ufak hayrın yani sevabın da karşılığı var. Ama yapılan en ufak günahın da karşılığı var. Yani şunun için söyledik. O kendine göre şikayetlendiğin, ya benim şuyum niye olmuyor, niye bu olmuyor diye düşündüklerin var ya, kendi ellerinle yapmış olduğun, nefsine uyup da işlemiş olduğun günahlardan dolayı sana isabet ediyor. Ya Allah, kurban olayım Rabbime ben. Rabbimiz be. Rabbimizin, biz aciz, aciz aciz. Etten kemikten yaratılmış. Bir hoca efendi öyle der, biraz arama, tuvalete gitmeye mahkum olan bir yani varlığın, yani ona bela verecekmiş, musibet verecekmiş, şunu eksiltecekmiş, bunu eksiltecekmiş. Ne ihtiyacı var be? Hiç ihtiyacı yok. E hocam o zaman niye? Hah, niye diyor soruyor ya. Cevabını söyledik işte. Ve ma esabeke min seyyi'etin fe min nefsik. Ayet ya kardeşim. O size isabet eden musibetler sizden diyor Allah, sizden. Fe min nefsik, nefsinizden diyor, nefsinizden. Nefsinizden dolayı, o nefsinize uyup içtiğiniz içkilerden, biraz açacağım ama ne yapayım. O nefsinize uyup efendim yapmış olduğunuz zinalardan, o nefsinizi tatmin etmek için Allah muhafaza eylesin, hepsinin karşında cezası var. Ey gide, yaptım yanıma kar kaldı. Vallahi öyle bir şey yok.
Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Sen kendine öyle zararlar verdirdin, öyle işleri başına çektin, öyle bela musibetleri üstüne çektin ki, Allah'ın öyle gadabını üzerine aldın ki, farkında değilsin kardeşim. Ondan sonra da efendim başlıyor işte o belalar, musibetler veya sıkıntılar üzerine gelmeye. Ondan sonra niye böyle oldu? Ne olacaktı? Ne olacaktı? Ne bekliyordun ya? Ne bekliyordun? Bakın kıymetli kardeşlerim, burada da şunu söylemiş olayım. İnsanın başına gelen her türlü ve bela ve musibetler hep kötülüğün... Yok. Öyle bir şey de yok. Yani büyüklerimizin ifadesidir. Bir insan başına gelen her türlü şeyde bakacak. Bir, evvela hata yaptıysa Allah hatalarının karşısında ne yapıyor? Günahını siliyor. İnşallah bu tarafı olmayalım. Ama hocam yani ben elimden geldiği kadar efendim yani hata işlememeye gayret eden birisiyim. Günahlara mümkün olduğu kadar sabreden birisiyim ama bende yine sıkıntı var. Bela musibet veya işte bazı zorlandığım hayatımın bazı yönlerinde şeyler var diyorsan onlar da senin dünyadan ahirete her türlü kazanıyor yani. Müslüman, Müslüman ama inanan her türlü kazanıyor. O başına gelen bela, musibet ve sıkıntılar var ya, yarın huzuru mahşerde Allah katındaki dereceni arttırmak içindir. Allah dostları şöyle düşünürmüş ya, yok ya. Ben Allah dostlarından bahsederken inansam mı söylüyorum, biraz böyle utanıyorum ya, mahcup oluyorum ya. Allah dostları dermiş ki 40 gün 40 gün yani tasavvuf üzerine, kıymetli zatlar üzerine yazılan kitaplarda bu ifadeler geçer. 40 gün kendilerine bir bela, musibet, herhangi bir işte sıkıntı uğramazsa niye bize bela ve musibet gelmedi? Niye bize böyle bir şey uğramadı diye böyle düşünürlenmiş. Aynı bizim gibi diyeceğim ama diyemiyorum ya. Biz tam tersi olmuşuz. Yani böyle bela ve musibetken iyiyiz, iyiyiz. Aman 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 aman. Ya bu istenmez ha, yanlış anla hocam. İstenmez. Bela istenilir mi ya? Musibet istenilir mi? İstenmez. Ama geliyorsa da gönderen kim? Kim gönderiyor kardeşim? Burayı anlasana. Allah gönderiyor. O zaman Allah'ın senin üzerinde bir şey yapıyorsa İlla neyi var? Bir iyiliği var, bir faydası var, senin hakkında bir menfaati vardır kardeşlerim. Allah dostları 40 gün üzerlerine bela, musibet, sıkıntı gelmediklerinde niye gelmiyor diye düşünürler. Biz de niye bana hep geliyor, niye beni hep buluyor, başka adam yok, haşa ya. Bu çok tehlikeli ifadeler ya. Allah'ın yani senin hakkındaki efendim uygun görmüş oldu veya böyle olacak dediği şeye sen ne yaptın ya? Allah muhafaza etsin. Rabbim muhafaza etsin kardeşim. İşte bu haftaki konu gerçekten önemli bir konu. Yani biraz şöyle hocam, iyi yakalanacağınız konu seçmişin. Maddelere de bir başlayayım zaten ki oho. İlla bir bölümüne yakalanacağız. Ama şunu unutmayalım. Mevla kulunun zararına asla bir şey göndermez. Bu anlasan da böyle, anlamasan da böyle. Rabbim hakiki manada anlamayı nasip eylesin. Sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır vardır konu başlığımı tekrar ederek. Şimdi o hayır ve şer gördüğümüz şeyleri biraz böyle açmaya başlayalım da bakalım Mevla nerelerden bizlere inşallah karşılıklı olarak bir taraflardan inşallah olayları netleştirme yolunda diyorum. Netleştirme yolunda inşallah bilgi aktarımı vermiş olacağız sizlere inşallah kardeşlerim. Mesela günümüzde çokça karşılaştığımız bir konu var. Benim çocuğum neden olmuyor? Şimdi bakın kardeşlerim, ya ben bunları anlatırken bazı imtihanlar vardır. Gerçekten ağırdır. Bak bunu kabul ediyorum. Mesela şu. Şimdi adamın çocuğu olmamış veya hanım kardeşimizin çocuğu olmamış. Kolay mı? Kolay demiyorum ben. Kolay demiyorum. Ağır bir imtihan. Gerçekten ağır bir imtihan. Etrafın ağzı durmaz. Hele işte hangi taraftan olmuyorsa o aile tarafını, kız tarafı da kız tarafın erkek tarafı ağzı durmaz.
bir çocuk yapamadılar, bir çocukları olmadı. Hani değişik, aslında söylememesi lazım ama çiğ bir ifade, işte kucağımıza bir çocuk veremediler diye böyle hani çocuğu olmayan kadın ve erkeğe baskılar yapılırsa kolay mı? Kolay demiyorum. Kolay demiyorum. Ama Allah o anne ve babaya veya o erkeğe ve kadına çocuk vermiyorsa yapacak bir şey yok. İmtihan kardeşim. Her insanın kendine göre bir imtihanı vardır, unutmayın. Sende imtihan farklıdır, onda farklıdır. Öbüründe başka türlüdür, sen, başka birinde daha farklıdır. Neticede bir çocuğu olmuyorsa bir ailenin erkeği ve kadını Allah'ın illa bir bildiği vardır kardeşlerim. Rabbimizin kulu hakkında taksim etmiş olduğu her türlü şeye kulun rıza göstermesi gerekiyor. Rabbimden gelene amenna ve saddakna demesi gerekiyor. İşte dedik ya, çocuğu olmayan bir kadının ve erkeğin, yani şunu söyleyeyim mi, bir daha gereksinim duyuyorum. Kolay bir imtihan değil, ağır bir imtihan ama ne yapacaksınız? Allah'tan gelene yapacak bir şey yok. Ama şunu da özellikle zaten yukarıda söylediğim, onda da bir hikmet var. Onda da Rabbimizin şurada dedik ya, ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Sen bir şeyi istiyorsun, seviyorsun. Çocuk, bir insan çocuğunun olmasını sevmez mi? Kim istemez? Her evli çift illa çocuğunun olmasını ister. Ama ve huve şerrun lekum diyor Allah. Onda bir anlayamadığınız şer vardır. Hocam, yani bir insanın çocuğunun olmasında ne şer olur ki der insan. Bilemeyiz kardeşlerim. Bilemeyiz. Biraz size aralayayım o işi. Öyle çocuğu olan anne babalar var ki, tabii onun da kendine göre illa sebepleri var. Oraya girmeyeyim ama o anne babanın da oralarda yapmış olduğu bir şeyler var ki o çocukta böyle oluyor. O da başka bir konu ama oraya girmiyorum. Ama öyle anne babalar var ki bir çocuğu var. Yani var ya, böyle yapıyorlar, hani derler ya, kas kilo, illallah diyorlar yani. Onun için Rabbimizden bir şey bize geliyor mu, ona ne yapalım kardeşlerim? Sabredelim, sabırlı olalım ve Rabbimiz böyle bizim hakkımızda bunu böyle uygun görmüş deyip de kolay demiyorum. Hoca sen şimdi anlatıyorsun. Tabii bizim çocuğumuz yok, kaç senedir çilesini çekiyoruz, kaç senedir bunun ezikliğini yaşıyoruz, kaç senedir insanların böyle ok gibi bakışlarının esareti altındayız diyorsunuzdur ama ne yapalım be kardeşlerim ya, ne yapalım ya? Allah böyle görmüş, Allah bunu uygun görmüş, ne yapalım şimdi yani? Ben de oralarda susmak zorunda kalıyorum ama kolay bir imtihan demiyorum, ağır bir imtihan. Rabbim en güzel şekilde sabredebilmeyi bizlere nasip eylesin. Benim çocuğum neden olmuyor? Birincisi buydu kardeşlerim. İkincisi, valla çoğumuzu böyle var ya, birebir işte etkileyen neden, niye dediklerim sorulardan bir tanesi, neden zengin olamıyorum, benim durumum neden işte maddesel olarak iyi değil diye çokça karşımızda günümüzde sorulan, sitemi edilen, efendim, insanların çokça ifade buyurmuş olduğu, benim niye malım yok, onun osu var benim yok, onun çok parası var benim yok, onun evi var benim yok, onun arabası var benim yok, onun her türlü işte istemiş olduğu şeyi almaya gücü var, maddeseli var benim yok, neden zengin olamıyorum diye maalesef günümüzde çokça efendim karşılaştırmış olduğumuz neden diye sorulan sorulardan bir tanesi. Bakın şunu da yine hep böyle açıyorum konuları, dikkat ediyor musunuz? Açmak da gerekiyor. Maddiyat gerçekten güzel kullanılırsa büyük nimet. Büyük nimet. Büyük nimet. Ama paranteze ne dedik? Güzel kullanılırsa. Çok enteresan bir bilgi vereyim size. Tespitli bilgidir bu. Bugün maddiyatın hakkını veren, yani Allah bir kuluna imkan vermiş, maddesel güç vermiş, maddesel imkan vermiş, maddesel nimet vermiş. Bunu Rabbimizin istediği ölçülerde kullanan yok diyemeyiz. Yok dersek değil diyemeyiz ama yani yüzdeliğe vurursak çok az.
Çünkü zenginliğin imtihanı çok ağır. E niye hocam? Niye hocam der adam. Söylüyorum. Bugün belki adam zina yapmaya gidecek, maddiyatı yok. Belki bugün adam içkiyi fazla fazla içecek, maddiyatı yok. Zinayı fazla fazla yapacak, kumarı fazla fazla yapacak veyahut Allah'ın haram dediği şeyleri yapmak isteyecek ama maddiyatı yok. Veyahut da Allah'ın isyan üzere bir hayat tarzını kendine seçmek istiyor adam, nefsi öyle istiyor ama maddiyatı yok. Nice insanlar var böyle. E bu adamda maddiyat olsa ne olur? Ne olur ya? Ne olur biliyor musunuz? Dünyasını da yakar, ahiretini de yakar. O zaman yani maddiyat olmasın diyemeyiz ama kullanabilene o. Kullanamayacaksa, onun hayrına değil de şerrine olacaksa olmasın kardeşim ya. Üç günlük dünyada adam sabreder, en azından böyle sıkar dişini. O verilse o maddiyat ve o imkan şaşıracak adam, olmayacak yerlere gidecek. E verilmesin kardeşim bu adama. Bu adama verilmesin ya. Ama yok hocam, yok hocam ben öyle insanlar tanıyorum. Çok da az da olsa öyle insanlar tanıyorum. Allah vermiş, Allah akıtmış, Allah... Biz de bir duruz böyle insanlar. Bu insanı imkanı açmış. Çok az da olsa böyle insanlara diyorum ki ben böyle adama Allah gerçekten versin kardeşim. Versin be. Niye? Yakışıyor be. Şöyle bir ifade vardır. Allah kuluna vermiş olduğu nimeti onda görmek ister. Ve Allah bir adama, bir kişiye, tabi bu da çok acayip bir konu, bu da çok önemli bir konu. Allah adama çok önemli bir maddiyat kapısı, maddesel bir kapı açmış, adam onu kullanmıyor. O da olmadı ama kullanıyor adam. Allah kulunda vermiş olduğu nimeti görmek isterdi. Allah kul da onu gösteriyor. Ya Rabbi sen mi bana verdin? Ve mimma razaknahum yunfikun diyor Allah. Allah'ın verdiklerinden Allah yolunda kullanın. Der ya Mevlamız, ben de kullanıyorum ya Rabbi deyip de böyle adama Rabbim versin be. Versin. Niye? Yakışıyor adama ya. Ama öbür tarafta adama verse şaşıracak adam. Olmayacak işlere bulaşacak. Olmayacak aramların peşine düşecek. Allah bana bir zenginlik verse var ya diyor adam, ben onu var ya çatır çatır yiyeceğim. Bu adam Allah vermesin ya. Cahil cahil konuşuyor bu adam. Nefsinden konuşuyor. Zararına konuşuyor. Nice sonradan zengin olan adamlar var. Eski hayatını mumla arar oldular ya. Mumla arar. Niye? Olmayacak bataklıklara düştüler. Olmayacak haramların peşine düştüler. Olmayacak işlerin peşine düştüler. Onun için Rabbim hakkımıza en güzel şekilde hayırlısını nasip eylesin diyoruz kardeşlerim. Şimdi tabii ben bu konuyu aynı şekilde söylemek istiyorum. Bu hafta bunu biz bitiremeyiz. İki maddede kalmış olayım. Birinci maddem neydi? Benim çocuğum neden olmuyor diye düşünen kardeşlerime sabrenin kardeşlerim diyorum. Allah'ın sizin üzerinizde belirlemiş olduğu sizin anlayamayacağınız hesapları vardır diyoruz. Onun için sabır göstermek Allah'a haşa diyoruz. Yani bu işin olmamasından dolayı da böyle hani isyan etmek veya böyle sitem etmek çok büyük yanlış olur diyoruz. Bu konuda sabırlı olmanızı tavsiye ederiz. Bir de neden zengin olamıyorum diye düşünenlere de Allah sana vermiyorsa onun da sebebi var. Nasreddin Hoca'ya köylüler gelmiş. Köylüler bir yerden böyle bir çuval, çok bilinen bir fıkradır. Bir çuval ceviz toplamışlar. Kendi aralığında bunu da bölüşememişler. Demişler ki bu işi bize adil olarak bölüşse Nasreddin Hoca. Hoca bölüşür demişler. Gelmişler Nasreddin Hoca. Demişler ki hoca biz böyle kendi aramızda yani el biriyle bu cevizleri topladık. Ama bölüşürken bölüşemedik. Sen bunları bize adil bir şekilde dağıt diyorlar. Nasreddin Hoca demiş ki Allah'ın adaletiyle mi dağıtayım? Kul adaleti, kulların adaletiyle mi dağıtayım diye köylüler şöyle düşünmüş. Ya kullarda ne kadar da olsa bir yanlışlık olabilir gibi geliyor bize. Biz şey isteyelim, Allah'ın adaletiyle dağıt diyelim demişler. Ve demişler ki, hoca demişler sen bize bu bir çuval cevizi Allah'ın adaletiyle dağıt demişler. Nasreddin Hoca ne yapmış biliyor musunuz? Ah be! Gülüyorlar ama ne büyük. Gülerken düşündüren bir hocadır Nasreddin Hoca. Evliyaullah'tandır Nasreddin. Efendi Hazretlerimden şu kulaklarımdan duydu. Gülüyoruz ama gülerken ne hikmetli, ne tesirli. Adamı şöyle bir an böyle bir donduran sözleri var. Ne yapmış biliyor musunuz?
kimine 5 tane vermiş, kimine 10 tane vermiş, kimine 3 tane vermiş, kimine hiç vermemiş, kimine de boş yuvalı vermiş, kimi hiçbir şey yok. Köylüler demiş ki, ya hoca sen ne yaptın? Biz dedik ki Allah'ın adaleti, onlar da şöyle düşünmüş. Allah'ın, tabii ki öyledir, aynen öyledir. Allah'ın adaleti yani eşit olarak herkese aynı. Değil, değil kardeşlerim, değil. Çok acayip bir fıkra, çok acayip bir tesirli kısa diyorum ben buna. Şimdi ona 3 tane, ona 5 tane, ona 10 tane, ona hiç, ona çuvalı, ona başkasına hiçbir şey yok. Vermesi diyor ki Allah bir, hoca demişler sen niye böyle yapmış? Allah bir kuluna veriyorsa onda da Allah'ın bir hikmeti vardır. Vermiyorsa veya az veriyorsa kimine az vermiş, kimine çok vermiş, kimine orta vermiş, kimine kısıtı vermiş, kimine hiç vermemiş. Onda Allah'ın bir hesabı vardır. Onun için sakın ha Allah'ın taksimatına, Allah'ın adaletine ifade kullanmayın. Bugün bakın insanlardan kimisinde mal olarak söylüyorum Allah vermiş. Kimisine orta hal vermiş, kimisine biraz kısmış, kimisine az vermiş, kimisine hiç vermemiş. Onda da Rabbimizin hikmeti var. Hocam anlamıyoruz. Niye anlamıyorsun kardeşim? Kişisine göre vermiş. Ha, o insanın da hangi haliyle verdiyse iyiliğine veriyor abi. Bu hareketleri Rabbimiz iyiliğine yapıyor. Mesela öyle bir adam diyor ki Rabbimiz, ya ben buna, bu adama maddiyatı atsam bu şaşıracak. Ya açmıyorum evla. İyiliğin olmadı mı? Ama bakıyor ki yok ya bu adama versem, bu kuluma versem bu kulum yine kendini muhafaza eder. Ona veriyor işte Mevla. Kimisine de gerçekten yani açıyor. Niye? Bakıyor ki bu kaliteli. Allah'ım bizi onlardan eylesin ya. Bu kaliteli kul. Allah'tan gelmiş kardeşim. Allah vermiş bana. Rabbim açmış. Rabbim bana bu imkanı sunmuş deyip de son derece kendini muhafaza edecek. Güzel onları helal yerlerde kullanacak, akıllıca hareket yapacak ve Allah yolunda da infak edecek. Allah böyle adamı açar. Hatta le'in şeker tüm le'iziden döküm. Şükrederse fazla fazla açacak. Haftaya bir tane nene var. Şimdi oraya girmeyeyim, sorulara geçeceğim. Uçsuz bucaksız sürü vermiş neneye. Musa Aleyhisselam zamanında oluyor. Demiş ki, ya Musa Allah'a söyle de benim bu malımı kıssın. Sonra işte Mevla onun cevabını veriyor ama onu haftaya anlatayım inşallah. Ama şükrediyor en sonunda. Şükredince Allah var olan malının iki katını veriyor. Görüyor musunuz? Sen Rabbinle arayı güzel tuttuktan sonra bu malı bana Allah verdi. Allah'ın bana verdiğiyle Allah'a nasıl ihsan ederim ben? Nasıl günah işlerim diye düşünsen Allah sana fazla fazla kat kat daha fazla da açacaktır. Allah'ım oraları da hakkıyla anlamayı nasip eylesin. Şimdi inşallah kardeşlerim kısadan ise programımızın son 10 dakikası sorularınızı alıyoruz. İnşallah sorularınızı okumuş olayım. Soru hocam hem soru alıyorsunuz niye okumuyorsunuz demeyesiniz diye sorularımızı almış olalım inşallah kardeşlerim. Evet. Hocam anlattıklarınızın çoğu bende var. Biraz karışık yazmış. Bunlardan bir tanesi anladığım kadarıyla okuyorum. Geçimim çok dar. Evet. Zorlanıyoruz. Ne yapayım? Halime razı mı olayım? Allah'a dua mı edeyim? Anlattıklarınızın çoğu bende var. Evet. Tabii bayağı iki tane maddeyle beraber yine doğaçlama bir şeyler söyledik. Çoğu bende var diyor ama özellikle geçimim çok dar diyor. Halime razı mı olayım? Allah'a dua mı edeyim derken yani şu anki mevcut halimden Rabbime açılsın diye dua mı edeyim? Öyle anladım. Şimdi kardeşlerim evvela şunu söyleyeyim. Allah bir kuluna bir şeyi hani bazen kısıyorsa o ömrünün sonuna kadar da öyle olacak diye bir şey yok. Eğer gerçekten ama şöyle isteyeceksiniz. Ya Rabbi. Yani mesela ne konuda istiyorsun? Maddiyat konusunda mı istiyorsun? Geçimim dar diyorsun. Ya Rabbi be. Geçimim dar. Ama benim geçimimin daha geniş olması benim hakkımda böyle de böyle diyeceğiz. Benim hakkımda hayırlıysa aç diyeceksin. Benim hakkımda hayırlıysa. Zaten insan dualarının başına illa hayırlıyı eklemesi lazım. Adam dua diyor ya Rabbi ver ya Rabbi şunu ver ya Rabbi.
Ya dur dur dur, öyle dua olmaz ya. Mübarek, öyle dua olmaz. Hocam nasıl hayırlısıysa ver diyeceksin. Benim hakkımda bu iş hayırlı olacaksa, benim dünya ve ahiretime fayda olacaksa ver diyeceksin ya. Mübarek adam, istiyorsun istiyorsun, amiri istiyorsun. Belki var ya, öyle bir şey istiyorsun, hayatın perişan olacak. Böyle hissindir mi ya? Her isteğin başına illa hayırlısını eklemek lazım. Ona dikkat edelim kardeşlerim. Sen de kardeşim, ismini yazmamış gönderen, eğer ya Rabbi dersin, açarsın ellerini. Bu iş, yani bu geçim darlığımın genişlemesi benim hakkımda hayırlı olacaksa bana ver diye dua edebilirsin. Bunda hiçbir beis yoktur. Tamam, hayırlısını nasıl bilirsin size? Evet, hocam bela musibet hayatımda eksik olmuyor. Nedendir? Hayırlı akşamlar bandırmadan diyor, yazıyorum. İsmini yazmamış. Bela musibet. Evet, bela ve musibet hayatımdan hiç eksik olmuyor. Kardeşlerim bakın. İki türlü, bu sorunun cevabı iki türlü. Eğer Allah bir kuluna bela ve musibet veriyorsa iki türlü. Birincisi bakacak. Bu bela, bu musibet, bu sıkıntı bana niye geliyor? Ben Rabbimi bir yerlerde üzüyor muyum? Bir yerlerde Rabbime efendim yani karşı mı geliyorum? Veya benden istemiş olduğu vazifelerde eksiklik mi yapıyorum diye düşünecek. E hocam yok, böyle değil. İki türlü dedik. İkincisi de Allah sana o bela ve musibeti veriyorsa senin illa bir yerlerden bir şeylerini temizleyip yarın huzuru mahşerdeki dereceni, makamını artırıyordur. Her halükarda insanın faydasınadır kardeşlerim. Onun için kula hiçbir kaybedeceği bir şey yok. Evet, devam ediyorum. Hocam çocuğumuz, etraftan çok baskı var. Çocuğumuz olmuyor diyecekti herhalde. Çocuğumuz olmuyor, etraftan çok baskı var. Evliliğimiz bundan dolayı zor durumda. Dua edin hocam. Evet. Evet, bundan biraz bahsettik. Çocuğumuz olmuyor diyor, etraftan çok. Ya bu da çok enteresan bir şey be kardeşim ya. Allah şimdi bir insanı imtihana tabi tutuyor. Sen o imtihana ağır da bir bak, çocuğumuz olmadığından dolayı baskı var diyor. Tutuyorsun bu insana, bunların var ya çocuğu olmuyor ha. Niye olmuyor acaba? Ya sana ne ya? Sana ne ya? Sen necisin derler ya. O insanı niye zaten ağır bir imtihan geçiriyor. İkinci bir sıkıntıya niye düşürüyorsun insanları ya? Yapmayın arkadaşlar ya. Yapmayın ya. Çok büyük bir vebal olur. Allah bu insanı imtihana tabi tutmuyor mu? Sen Allah'ın içine niye karışıyorsun ya? Niye o insana daha çok sıkıntısını artırıyorsun? Rabbim muhafaza etsin. Rabbim yardımcınız olsun kardeşim. Siz yine etrafınızdan gelen baskılara kulak asmayın. Rabbimizden gelene yapacak da bir şey yok diyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Dua edin. Duamızı ettik. Rabbim gerçekten sabretme yolunda sizlere kolaylık nasip etsin. Selamünaleyküm hocam. Zengin olmak istiyorum hocam demiş ama nasip olmuyor. Ne yapabilirim? Mehmet Halim Ardahan'dan göndermiş. Zengin olmak istiyorum ama nasip olmuyor. Evet. Zaten ikinci maddemiz oydu. Bakın. Zengin olmak istemek kötü mü? Değil. Değil. Mesela ben hocam yani dünyada işte bazı imkanlarımın iyi olmasını istiyorum. Veyahut işte bazı şeyleri Rabbimden temenni ediyorum. Yani durumumun iyi olmasını istiyorum. Zengin olmasını istiyorum. Bu istemekte bir beis var mı? Yok. Ama olmuyor. Olmuyorsa senin hakkında bir ne var? Rabbimizin bir bildiği var. Zaten dedi ya vallahu, bak ayet diyor, ben söylemiyorum. Bakara suresi 216. ayet. Vallahu ya'lemu, Allah bilir ve entum la ta'lemu, siz bilemezsiniz. Senin bilmediğin Allah'ın bildiği bir şey var. Onun için sen zengin olmak istediğin halde zengin olamıyorsan işi Mevla'ya bırak. Çok da itiraz etme derim kardeşim. Rabbim hakkıyla da anlamayı nasip eylesin. Evet, şu soruyla beraber yavaş yavaş bitirmiş olayım inşallah. Bu da çok önemli sorulardan. Hocam bu hayat zenginlere güzel. Bak bak. Dar geçimli olanlara dünya zor. Allah yardımcımız olsun. Adı Yaman'dan Suat bulmuş. Oo, biraz sitemli. Ben böyle demiyorum kardeşim. Biraz ifaden ağır. Bu dünya zenginlere güzel. Niye? Niye zenginlere güzel? Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Neydi ismi? Suat kardeşim. İyi dinle beni. Cennetin üçte ikisi kimden olacakmış biliyor musunuz? Fakirlerden. Zenginlerden değil. Kimden olacakmış? Üçte ikisi ha. Yarısından fazlası demektir yani. Fakirlerden olacak. Ne haber? Hani zenginlere? Hocam zenginlik kötü. Bak kötü demiyoruz ya. Böyle düşünmeyin. Böyle anlamayın. Kötü demiyoruz. İmkanı olmak çok güzel bir şey.
Çok büyük nimet ama kullanana, fırsatı değerlendirene, Allah yolunda harcayana, Allah'ın ona vermiş olduğu o büyük nimeti çok büyük bir Rabbimizin imkanı bilip karşılığını verene. Veren de dedik ki bugün maddiyatı çok iyi olup da bu işin hakkını veren çok az. Yani 10 kişide 1 kişi, 1 2 kişi değil. %10 oluyor yani, öyle diyeyim yani. Böyle bir yani zenginlik çok da bu taraftan bakarsan senin düşündüğün gibi değil kardeşim. Onun için öyle düşünmeyelim. Rabbimizin de bizim hakkımızda tayin etmiş olduğu, taksim etmiş olduğu her türlü konuda, her türlü konuda, sadece maddiyat demiyorum, her türlü konudaki şeye de rıza gösterelim. Çünkü Rabbimiz kulunun hep ama hep iyiliğini düşünüyor. Böyle sistemvari zenginlere bu hayat daha güzel deyip de Rabbimizi kıracak, Rabbimizi üzecek, Rabbimize isyanvari ifadelerden de kardeşim uzak dur diyelim Suat kardeşim. Yani bu düşünce yanlış bir düşünce, onu söylemiş olayım. Rabbim bizleri böyle yanlış düşüncelerden de muhafaza eylesin. Kıymetli izleyenlerin, kıssadan hisse programının bu haftaki konusu sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır vardır konusuydu. Ama programımızı burada bitirmiş olalım süremizde olduğundan dolayı. Haftaya işte bela ve musibetlerden neden kurtulamıyorum, evlilikte kısmetim neden açık değil, hastalıklardan neden kurtulamıyorum, gönlüm daralıyor, işte üzerimdeki ağırlıklardan kurtulamıyorum, evimde, işimde, hayatımda bereketsizlikler var. Sebebi nedir? Ben niye çirkinim de o güzel, bak bak neler varmış ya gibi konularla beraber haftaya kaldığımız yerden konumuza devam edeceğiz. Şimdilik sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.